Selcan Taşçı, 15 Nisan 2022, Yeni Çağ Kırmızı çizgi Kantar'ın topuzu bir kere bozulmaya görsün. Tartma kabiliyeti ortadan kaybolunca kefeye neyi koyduğunuzun da pek bir anlamı kalmıyor. İsterseniz domates, biber, patlıcan, isterseniz hak, hukuk, adalet, ister hürriyet, ister demokrasi. Nasıl olsa dirhemle koyduğunuzu okkaylaymış gibi satmak garanti. Bakıyor müşteri elindeki beklediği değil, az gibi bir yanı eksik sanki. E ama gözünün önünde tarttığı terazi doğru olan bu demek ki. Bir anda kendi doğrusunu yanlış sayarken buluyor kendini. Kurulan düzenek böyle de ikna edici. Geçenlerde Aman Ali Rıza Bey tadımız kaçmasıncılık diye tarif etmiştim bu iklimi. Dün Barış Terkoğlu benzer şerhlerle aman sürece zarar gelmesincilik olarak işaret etti. İyi ama hangi sürece? Süreç ne? Parlamenter sisteme geçiş konusunda kurulan ittifaka hep destek, tam destek dedik zaten sahir ekseriyetle. Türkiye Cumhuriyeti'nin sürüklenme ihtimalini gördükleri rejim değişikliğine karşı bulundukları mahalleden taşla sopayla kovalanmak pahasına, unvanlarını koltuklarının altına alıp da yollara döküldükleri, millete neden hayır demeleri gerektiğini anlatmak için seslerini yükselttikleri günden itibaren biz de katıldık mücadeleye taraf girliğimizden yandaşlığımızdan yoldaşlığımızdan değil vatandaş olmaktan kaynaklanan sorumlulukla aslen seçime dair hiçbir hesap ve çekişmeyle gölgelenmesi mümkün olmayan, partilerin ve liderlerin bireysel kurumsal menfaatlerinin üzerinde olan, tıpkı İyi Parti'nin seçime girebilmesi için CHP'nin yaptığı gibi, tıpkı büyük şehirlerin muhalefete geçebilmesi için İyi Parti'nin yaptığı gibi fedakarlık da gerektiren ve bütün bu yönleriyle de aslen günlük siyaset üzeri olan bir ülkeye bizim hangi güncel siyaset eleştirimiz zarar verebilir ki? Altı muhalefet partisi henüz bir seçim ittifakı yapmadığına göre süreç bundan ibaret değil mi? Değilse tamam vermeyelim de tam olarak neye zarar vermemek gerekiyor? Hayır bilsek belki özellikle zarar vermek isteyeceğiz veya istenilenden bile fazla sahipleneceğiz, öyle benimseyeceğiz, kat be kat coşkuyla destekleyeceğiz. İnsan meçhulü destekleyebilir mi? Neptün'de yaşamıyoruz, yolda çevirip soruyor vatandaş. Ali bunu dedi, Ahmet şunu söyledi neyin işareti, hangi veriyle gidereceğiz endişelerini? Tek biz değil. Sahada olan muhalefet partilerinin milletvekilleri de aynı şekilde süreçten kasıt ne, masanın sınırları nerede başlayıp nerede bitiyor bilmeden nasıl cevap verecekler seçmenlerine? Biz bilmeyiz genel başkanımız bilir mi? E tam da bu değil mi muhalefetin propaganda dilinde Türkiye'ye reva görmediği? Bu ne menem çelişki? Mahsurlu bir algı inşa etmeye çalışıyor ısrarla birileri. AK Parti iktidarına muhalefetimizin en temel özlemlerinden biri olan demokrasinin hilafına bir altılı masa fetişi. Abuk sabuk yerlere çekilmesin diye yeniden ve yeniden vurguluyorum. Altı siyasi partinin Türkiye Cumhuriyeti'ni bekasının kaderinin hiçbir hesap denetim mekanizması olmaksızın tek bir kişinin iki dudağının arasına sıkıştıran sistemden egemenliğin kayıtsız ve şartsız olarak milletin olacağı güçlü bir parlamenter sisteme geçirmek üzere sergiledikleri işbirliği takdire de desteğe de değerdir. Ama bu bizatihi kurtulunmak istenen sistemin yöntemleriyle yapılabilir mi? altılı masayı kırmızı çizgi haline getirmek bile başlı başına kayıt ve şart altına almak değil midir kayıtsız şartsız egemenleştirilmesi gereken irademizi? Türkiye Cumhuriyeti'nin altılı masa diye bir kırmızı çizgisi olamaz. Birinin kapresi, birinin kompleksi, birinin alınganlığı, birinin kibri, her neyse tetiklenmemesi istenen bir ülkenin milli dokunulmazı haline getirilir mi? Bu da bir çeşit teslimiyet değil mi? İttifak uğruna çiğ tavuk yemek. Kan kusup kızılcık şerbeti içmek. Kan kusturan bir durum varsa içmeyelim arkadaş. Türkiye Cumhuriyeti'nin kırmızı çizgisi vatandır, millettir, devlettir, bayraktır. Kırmızı çizgi Ankara'dır. Kırmızı çizgi tam bağımsızlıktır. Cumhuriyet değerleridir. Atatürk'tür. İlke ve inkılaplarıdır. Velhasıl ne fazlası ne azı anayasanın ilk dört maddesinde garanti altına alınanlardır. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener son grup toplantısında bir alyans gösterdi. Ülkeyi yönetenlerle yönetilenler arasındaki artık kapanması mümkün olmayan uçurumu vurgulamak üzere işe o yüzükle başlayanlara seslendi. Onların kocasının yüz görümlüğü taktığı bileziği dava adı altında buraya verenler, maaşından para ayıranlar, çocuğunun rızkından keserek din İslam adına bunlar bizim için faydalı olacak diyerek buralara olmayan varından yardım edenlerin halinden bir haberliğini ortaya koyan çarpıcı örnekler verdi. İşte tam da Türkiye'nin yeni iktidarına aday olanların nezdinde o yüzüğün sahibine dönüşmemek için şimdiden kendi adına verilen kararlara müdahil olabilmeli muhalefet seçmedi. Emme basma tulumbaya dönüştürmemeli işlevini. Keza milletvekilleri, parti yöneticileri, yarınlarda bugün affını talep ettiğini bir gece yarısı kararıyla öğrenenlerin acziyetine düşmemek için bugünden anlamlı kılabilmeliler iradelerini. Selcan Taşçı